Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. 21-27 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, bu hafta yeni ayda olacak yeni ay haftasında olduğumuz için haftanın ilk günlerinde ay ışığını kapatıyor kapanan fazla bu da bizi biraz içe yönlendirebilir biraz hani şöyle bir geçtiğimiz birkaç haftayı değerlendirebiliriz pazartesi günü ay terazi burcunda olacak pazartesi gün boyu para konularına odaklanmanız hesaplar yapmanız muhasebe işleriyle ilgilenmeniz mümkün hani burada ödenecek paralar faturalar olabilir işte gelir gider dengeniz olabilir işle ilgili bazı planlarınız olabilir. Daha çok para ve maddi konular gündemde. Alışverişleriniz olabilir. Salı ve çarşamba ay akrep burcunda olacak. Sezgilerinizin oldukça yükseldiği bir enerji var gökyüzünde. Akrep hem gizemli hem de çok derindir. Hani bu da bazı sorgulamalar, içe yönelişler getirebilir. Aslında geçtiğimiz ayın bazı konularını da gözden geçireceksiniz. Belki kardeşlerinizle ilgili bazı mevzular var. Belirsiz olan bunların netleşmesi mümkün. şimdi i̇şte eğitimle ilgili bir tamamlama ya da bir seyahatle ilgili bir konu. Ticari aktivitelerinizi yine gözden geçirebilirsiniz. Ve güneş artık ayın 22 23'ünden itibaren yay burcuna geçiyor. Ve 24 Kasım sabah ilk saatlerde yay burcunun bir derecesinde yeni ay doğacak. Her yeni ay yeni olasılıklar, yeni gündemler demek. Bu yeni ay ile ilgili detaylı bir video hazırladım. Henüz izlemediğiniz izlemediyseniz Demet Baltacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Yeni ay dördüncü evinizde doğacak. Bu yeni ay sırasında Güneşle birlikte e, Venüs ve Merkür de yay burcunda. Yani dördüncü evi konularınızda bir önemli bir gündem var. Bu da yaşadığınız mekanlar, eviniz, yuvanız, ailenizle ilgili alanlar demek. Evde yenilikler olabilir, düzenlemeler olabilir. Tabii ki bir taşınma, yer değiştirme olabilir. Hatta evlenme, yuva kurma olabilir. Ya da belki ailenizin yanından ayrılıp kendinize yeni bir ev açabilirsiniz. Anneniz, babanız, ebeveynleriniz ve onların yaşamlarında bazı düzenlemeler olabilir. Evde güzel bir kutlama olabilir, davet verebilirsiniz. Yani evi dekora dekor edebilirsiniz, ev mobilyalarını değiştirebilirsiniz. Yani bunlarla ilgili konularda biraz hani özel yaşam, ev, aile, yuva konularında daha fazla gündemlerin olabileceği bir yeni ay döngüsü olabilir sevgili başaklar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.